Esmer, esmer, esmer. 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 Esmer, esmer, esmer. Merhabalar ben Ebru kanalıma hoş geldiniz. Bugün korkunç üzücü bir davayla karşınızdayım. Hayatının gencecik baharında daha 26 yaşındayken namus cinayetinde kurban gitmiş Fadime Şahin Dal'ın davasını size anlatacağım. Fadime Şahin Dal'ın trajik öyküsü baba Rahmi Şahin Dal'ın 12 Eylül sonrasında 1981 yılında İsveç'e gidiyor. Ve burada siyasi mülteci olarak sığınma talebinde bulunuyor. Bu kabul görüyor ve e, oturum izni aldıktan 2 yıl sonra da 1983 yılında Elbistan'da bıraktığı eşi ve çocuklarını da İsveç'e yanına getiriyor. İsveç'te Uppsala denilen bir şehire taşınıyorlar. İşte bu taşınmada Fadime Şahindal'ın trajik öyküsünün başladığı nokta biteceği de nokta aynı zamanda. Adime Şahin Dal 1975 yılında Kahramanmaraş Elbistan'ın Tapgran köyünde dünyaya gelmişti. Beşi kız ve bir erkek olmak üzere altı kardeştiler. Adime İsveç'e geldiğinde de 7 yaşındaydı. Yani köyden inmiş şehire misali. Yani Bambaşka bir ortamın içerisine gelmişti ve haliyle onu okula yazdırdılar ve oldukça meraklıydı öğretmenlerine, okuluna, arkadaşlarına, sınıfına her şeyi böyle inceliyordu. Buraya adapte olmaya da oldukça istekliydi. Şahindal ailesinin yerleşmiş olduğu Upsala'da aslında başka akrabaları da vardı ve aile sadece kendi akrabalarıyla sosyalleşiyordu. Bu da onların İsveç toplumuna adapte olmalarını zorlaştırıyordu. Zaten babanın böyle bir niyeti de yoktu. Çocuklarını da bu yönde yetiştirmeye çalışıyordu. Hiçbir şekilde İsveç kültürünü benimsemelerini, onların buraya adapte olmalarını istemiyordu. Bu çerçevede de çocuklara kurallar koyuyordu ve bu kuralları çiğnedikleri zaman da onlara şiddet uyguladığı söyleniyor. Yıllar baba Rahmi'nin bu baskıcı tutumuyla bir şekilde geçti. 1996 yılına geldiğimizde de Fadime üniversitede bir takım dersler almaya başlamıştı. Ve burada İsveçli bir gençle tanıştı. Tanıştığı gencin adı Patrick'ti. Ve Patrick'e aşık olmuştu. Aslında ikisi birbirine aşık olmuşlardı ve sevgili oldular. Fadime ailesinin bu ilişkiyi öğrendiğinde nasıl bir tepki vereceğini az çok biliyordu. Ve bu yüzden Patrik'le sürekli gizli gizli buluşuyordu. Ancak bir gün tedbiri elden bırakıyorlar ve Upsala'da meydanda Patrik'le el ele dolaşırken çok korkunç bir şey yaşanıyor. Baba Rahmi, Fadime ve Patrick'i el ele tutuşup gezerken yakalıyor. Bunu gören baba adeta çıldırıyor. Fadime'ye ve Patri'ye saldırmaya başlıyor. Bildiğiniz Fadime de Patri'yi de dövmeye başlamıştı. Etraftakiler bir şekilde polise haber veriyorlar, ayırıyorlar ve bunun sonucunda da Fadime aynı gün evi terk edecekti. Bunun için eşyalarının toparlanması konusunda polisten yardım alıyor. Eşyalarını toparladıktan sonra da üniversiteye kabul gördüğü Sunsvall şehrine yerleşiyor. Fadime bu dönemde ailesinden hem korkuyordu hem de annesini, kız kardeşlerini özlüyordu. Patriğin annesi ve babası da bir şekilde Fadime Şahindal'ın ailesiyle görüşmek için bir takım girişimlerde bulunmuş olmalarına rağmen Rahmi Şahindal ve diğer aile üyeleri hiçbir şekilde onlarla görüşmeyi kabul etmediler. Ve bu arada da Fadime'ye de bir takım telefonlar geliyordu. Özellikle kardeşi Mesut var. Bir tane erkek, tek erkek kardeşi. O da namus bekçisi yani babadan sonra ikinci namus bekçisi olarak Fadime'yi arayıp ona hakaretler yağdırıyordu ve maalesef onu ölümle tehdit ediyordu. Fadime bu durumdan korktuğu için de hemen polislere hayatımdan endişe ediyorum diye bir şikayette bulundu. Kardeşinden abisinden bahsetti onların silahları olduğundan bahsetti ve dediğim gibi onları şikayet etti. Polis de bir şekilde bu konu üzerinde pek fazla durmadı. Yani uzlaşması yönünde bir takım söylemlerde bulundular. Polis hiçbir şey yapmadığı için de Fadime de sesini duyabilmek için bir takım medya kuruluşlarıyla, basın kuruluşlarıyla görüşmelere başladı. Birkaç gazeteye röportaj verdi ve röportajlarda "Ailen beni öldürecek" başlıkları adı altında Fadime'nin haberi yapılıyordu. Yine birkaç televizyon kanalında yaşadığı bu trajik olayı, acı olayları anlattığı röportajlar verdi. Hatta Fadime'ye bir belgesel teklifinde bulunuyor. Fadime de bunu kendisi gibi bu durumları yaşayan göçmen kızların sesini duyurabilmek adına hem de belki ailesi ona bir şey yapmaz yani onu öldürmekten vazgeçebilir mantığıyla bunu kabul etti. Aslında Fadime'nin ailesinin en başından beri istemiş oldukları şey Fadime'nin Türkiye'de Elbistan'da bulunan kuzeniyle evlenmesiydi. Bu yönde dayısı, amcası, babası ve erkek kardeşi Mesut o kadar baskı yapmışlardı ki fakat Fadime bunu hiçbir şekilde istememişti. Buna direnmişti. 23 Nisan 1998'de de baba Rahmi ve erkek kardeşi Mesut Fadime'yi tehdit ettikleri gerekçesiyle hakim huzuruna çıktılar. Ancak babanın ve Mesut'un öfkesi dinmiyordu. Bu mahkeme sürecinde de kardeşi yani kardeşine küfürler yağdırıyordu ve ona hatta saldırmaya bile kalkmıştı. mahkeme sonuçlanıyor. Bu mahkeme sonucu gerçekten böyle hayal kırıklığı. Çünkü babaya para cezası veriyorlar. Mesut'u da suçlu buluyorlar ancak cezasını erteliyorlar. Herhangi bir hapis cezası vermeyeceklerdi. Patrick de Fadime'yi hem sevdiği için hem de bu durumlar belki çözülür diye Fadime'ye evlilik teklif ediyor. Hatta babasını ve yani annesini tekrardan aileyle görüşmek için gönderiyorlar ama yine dediğim gibi onlar hiçbir şekilde görüşmeyi kabul etmiyorlardı. Bundan sonra da gençler artık kendi yaşamlarına bakmaya çalışacaklardı. Bu doğrultuda da Uppsala'dan küçücük bir ev tutmuşlardı. Ancak Fadime'nin kötü kaderi onun peşini bırakmayacaktı. Patrick, Stockholm'de taşınacakları gün bir işi varmış. Onu halletmek üzere Stockholm'e yola çıkıyor. Patrick bu yolculukta ağır bir kaza geçirdi. Maalesef bu kaza Patrick ve Fadime'yi ayırıyor. Patrick bu kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Fadime'nin adeta kolu kanadı kırılmış durumdaydı. O kadar kötüydü ki. Yani güvendiği, sığındığı, dayandığı Sevdiği adamın hayattan gidişine de şahit olmuştu. Bütün acıların üstünde bir de böyle tarifi olmayan bir acıyı yaşıyordu. Patrick'in ölümünden henüz bir hafta geçmişti ve Fadime gizlice Upsalaya gidip Patrick'le görüştükleri, o Upsala Meydanındaki el ele tutuştukları, yani hatıralarını tekrardan almak, sanki onları yeniden yaşıyor olabilmek adına oraya gitmişti. Bu esnada o kadar kötü bir şey gerçekleşiyor ki onlara dalmışken kardeşi Mesut onu görüyor. Ve bildiğiniz kıza saldırmaya başlıyor, onu dövmeye başlıyor. Etraftakiler bir şekilde yetişip onları ayırıyordu. Ardından polisler gelip Mesut'u yakalıyorlar. Biliyorsunuz Mesut'un ertelenmiş bir cezası vardı. Bu cezayı çekmek üzere hapse gönderiliyor. Bunun sonucunda 5 ay bir hapis cezası çekecekti. Bu olaydan sonra Kürt kökenli İsveç milletvekili Nilan Pekkül Fadime'ye evinin kapılarını açıyor. Ve bu süreçte de Fadime'nin babası Rahmi ile de görüşmeler yapıyor. Bu kızın artık peşini bırakmaları yönünde onları ikna etmeye çalışıyordu. Baba Rahmi de şöyle bir şey söylüyor. Kesinlikle Uppsala'yı terk edip bir daha basında hiçbir şekilde yer almazsa onun peşini bırakabileceklerini söylüyor. Fadime de 1999 yılının sonbaharında Östersun adında bir yere yerleşecekti. Burada sosyonom eğitimi almaya başladı. Aynı zamanda hem okuyor hem de çalışmaya başlamıştı. Bir şekilde hayatını düzenlemeye çalışıyordu. Bu süreçte de annesi ve kız kardeşlerini çok özlüyordu ve onlarla da gizlice iletişim kurmaya başlamıştı. Fadime namus ilintili şiddete karşı kamuoyu oluşturmaya da ağırlık vermeye başlamıştı. Bu çerçevede onun yani bir takım seminerlere, toplantılara ve o da katılıp burada konuşmalar yapıyordu. Hiçbir şekilde de sözünü esirgemiyordu. 2001 yılının Kasım ayında da İsveç Parlamentosu şiddete dikkat çekebilmek adına Fadime'nin bir konuşma yapmasını istiyorlar. Ve böylece Fadime bu konuşmayı yapacaktı. Yaklaşık 15 dakika süren bir konuşma yaptı. Bu konuşma esnasında ailesinin yani ailesinin katı kuralları, talepleri ve İsveç toplumunun kültürü arasındaki çatışmanın nasıl dengesizliklere yol açtığını ailesinin, kardeşinin ona yapmış oldukları baskıları, onu zorla kuzeniyle evlendirmek istediklerinden, ardından Patrick'le nasıl tanıştığını ve ailesinin bu süreçte onlara neler yaptığını anlatmıştı. Ve arkadaşlar Fadime şunları da söylemişti. Bunları size okuyacağım. Onlara göre ben bir İsveçli gibi yaşayarak ailemin namusunu kirletmiş, itibarlarını yere düşürmüştüm. Sülalemizde hiç görülmemiş, affedilemez bir şey yapmıştım. Düzgün ve temiz bir kızdan söz dinlemez kötü bir kadına dönüşmüştüm. Onlar namuslarını koruduklarını ispat etmek ve çevrelerini bunu göstermek istiyorlardı. Erkek akrabaların telefonda beni tehdit ediyor. Elimizden kurtulamazsın. Töremizce karar aldık. Erkek kardeşini seni öldürmekle görevlendirdik diyorlardı. Ve ardından arkadaşlar Fadime son olarak milletvekillerine şunu haykıracaktı. Sayın politikacılar Kültür çatışmasından arada kalıp sıkışan, töre baskısı ve namus ilintili şiddetten dolayı gizlice çifte hayat yaşamak zorunda kalan genç kızlara lütfen yardım edin. Polis beni ciddiye almadı, bana inanmadı, uyduruk bir masal anlattığımı düşündü. Son çare olarak gazetelerden yardım istedim ve böylece hayatta kaldım. Son olarak bunları söylemişti. Ama ne yazık ki Fadime Şahin Dal bu konuşmasının ardından sadece birkaç ay yaşayabilecekti. Onu hayattan kopartacaklardı. Fadime Kenya'ya 6 aylık staja gidecekti. Yaşamış olduğu Öster Sund'dan e, giderken yola çıkarken Uppsala'dan geçecekti ve bu yüzden de yani son kez işte annesini, kardeşlerini, kız kardeşlerini görmek istedi gizlice. Bunun üzerine kardeşi son günün evine gidiyor. Güzel vakit geçiriyorlardı. Fakat birden kapı ziliyle irkiliyorlar. Kapının gözünden baktıklarında babaları dışarıdaydı ve bir şekilde ışıkları söndürüp sanki evde yokmuş gibi e, hareket etmeye başladı. Yani ses çıkartmıyorlardı. Fadime de birkaç saat sonra kardeşleriyle annesiyle vedalaşarak kapıdan dışarı çıkarken elinde silahla adeta pusuya yatmış babasını görüyor. Baba Rahmi aslında baba demeye gerçekten dilim varmıyor. Fadime'nin saçlarını kavrayıp elindeki silahıyla Fadime'yi ilk önce alnından vuruyor. Ardından da çenesine bir kurşun daha. İki kurşunla Fadime'yi hayattan kopardı. Özbabası bunu kızına yaptı. Gerçekten şu anda e, o kadar yani öfkeleniyorum ki. Ve daha sonra baba oradan kaçıyor bir şekilde. E, kardeşi Songül çıldırmış bir şekilde e, sağlık ekiplerini aradı. Kardeşim öldü diye feryat ediyordu. Böyle bir haldeydi. O kadar kötü bir haldeydi ki. Kötü haber tez duyulmuştu. İsveç halkı ve bütün televizyonlar, basın kurum, kurumları hepsi ayağa kalkmıştı. Ve Fadime için de 43 bin karanfille donatılmış Uppsala Katedrali'nde de bir cenaze töreni düzenlenecekti. Bu törene devlet yetkilileri ve Velat Prens Victoria'da katıldı ve gerçekten gözyaşlarını tutamadılar. Fadime'nin beyaz karanfillerle süslenmiş olan cenazesine erkeklerin dokunmasına izin vermediler 6 kadın. Fadime'nin tabutunu omuzladılar. Ve Fadime Upsala'nın büyük mezarlığında toprağa verildi. Katil babada birkaç ay sonra yargılanıp hakkında bir ceza verildi. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bir takım temiz başvurularında falan bulundu. Cezası daha sonra 24 yıla düşüyor ve bu 24 yılın 16 yılını yattıktan sonra da cezaevinden 2018 yılında 72 yaşındayken çıktığı söyleniyor. Yaşarken Fadime'ye en büyük desteği sağlayan kardeşi Songül de çok büyük bir ruhsal bunalımın içerisine giriyor. Ve 2014 yılında maalesef o da evinde intihar ediyor. Songül de ablasının yanına gömüldü. Fadime'yi hayat neden? Erkek kardeşi Mesut da o da bir takım problemler yaşıyor ve adeta bir suç makinesi gibi. Bir olay yaşanıyor ve polisleri bıçakla tehdit ediyor. Polisler onu önce bacağından hani polisleri kavga ediyor yani onlara bıçak savuruyor ve daha sonra kaçıyor. Kaçarken polisler onu önce bacağından vuruyorlar ama o kaçmaya devam edince de onu başından vurarak öldürüyorlar. O da 2014 yılında öldü. Baba Rahmi cinayeti işledikten sonra galiba bir tane yeğeni varmış. Bu cinayeti üstlenmek istiyor önce. Daha sonra da mahkeme sürecinde bu kabul görmüyor mu artık bundan vaz mı geçiyor öyle bir durum yaşanıyor. Fadime'nin cinayetini ilk önce üzerine almak isteyen bu yeğenin adı da Kim Şahin Daldı. Ve bu adam da 2017 yılında boşanmış olduğu karısı Ayten'in birliktelik yaşadığı adamın evine gidiyor ve bu adamı bıçaklayarak çocukların gözü önünde bıçaklayarak öldürüyor ve böylece o da ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Ve yine bu Şahin Dala ailesinin bir akrabaları da bir başka akrabasını gene İsveç'te göl kenarında öldürmüş ve o da cezaevine girmiş. Ve arkadaşlar bir de şundan bahsediliyor. Baba Rahmi 2015 yılında bir kitap çıkartmış. Cinayetin detaylarını anlattığı işte kendisini haklı gösteren galiba ve hiçbir pişmanlık duymadığını ifade ettiği bir kitapmış. Böyle bir kitap çıkartmış. Yani kendi canından kanından olan bir evladını canına kıyıyor ve hiçbir pişmanlık da duymuyor. Zaten hani bunu yapan insanların pişmanlık duymasını da beklemiyorum da. Çok sinirlendim. Ee, bu davamız da böyleydi arkadaşlar. Lanet olsun diyorum yani töreniz de batsın, namusunuz da batsın. Bir bitmediniz yani, bir bitmediler de. Korkarım ki bitmeyecekler de bu ne zaman duracak bu yani bilmiyorum bu bizim zaten ülkemizin kanayan yarası ancak dünyada maalesef Orta Doğu'da çok ülkede de Bunları görebiliyoruz ve arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu davayla ilgili kaynaklar biraz e, kısıtlıydı. Yani çok fazla evet bir yani kaynak vardı aslında bir, bir buçuk saatlik belgeseller de vardı. Maalesef bunları izleme fırsatım olmadı. Çünkü altyazı hiçbir şekilde yabancı dilde altyazı dahi yoktu. Bu seçenek olsaydı en azından zaten tek tek çeviriyorum ben videolarımı. Bunu yapabilirdim ama bir tane kaynak buldum. Yazılı basından da bir takım şeyleri elde edip Böyle bu davayı böyle anlatabildim. Benim bu davada yer vermediğim, sizin bildiğiniz ya da eklemek istediğiniz ya da orası şöyle de böyle demek istediğiniz yerler varsa bunları da tabii ki görmek isterim. Bu davayı benden isteyen zillerle de teşekkür ediyorum. Sürçülisan isyan ettiyse mahvula. başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.